meclis grubumuz, merkez yürütme kurulumuz ve eş başkanlar kurulumuzla birlikte 2 gün süren kesintisiz bir toplantı gerçekleştirdik. Ülke gündemine ilişkin ve Orta Doğu'daki gelişmelere dair uzun uzadıya istişarelerde bulunduk. Merkez Yürütme Kurulu adına, partim adına, bu partiye gönül vermiş bütün insanlar adına bir kez daha sizler aracılığıyla bu ülkenin selametine dair vicdanında miskale zerre kadar bir duyguyu halen barındıran bütün insanlara bir kez daha selam olsun. Değerli arkadaşlar, eş başkanlarımız ve milletvekillerimiz 328 gündür halen tutuklu. Ve eş başkanımız Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmış olduğu dosyaya dair halen tek bir duruşma gerçekleşmiş değil. Şu an itibariyle 72 adet duruşma gerçekleşti. Bu duruşmaların tamamı eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın özü itibariyle tutuklu olmadığı dosyalara ilişkindir. Ve hemen hemen hiçbir dosyada, hiçbir duruşmada Demirtaş yargı karşısına çıkarılmadı. Segbislerle duruşmalar gerçekleşti. Ve ellerine kelepçe takılmak istendi. Çok açık ve net söylüyorum, milletin iradesi kelepçelenemez. Bu hukuksuzluğu sürdürmek adına 694 sıra sayılı kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Bu kanun hükmünde kararname ile bir sanığın zorla segbise getirilmesi, yani duruşmaya getirilmeksizin kamera karşısına çıkarılıp uzaktan kumandayla duruşmanın sağlanması konusunda bir kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Bu kanun hükmünde kararname özü itibariyle HDP milletvekillerine ve Sayın Demirtaş'a yönelik çıkarılan bir kanun hükmünde kararnamedir. Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve tutuksuz olarak yargılandığı dosyada mahkeme zorla segbise götürülmesi kararını verdi. Gerekçesinde de gerek güvenlik, gerekse yargılama giderleri açısından ve usul ekonomisini gerekçe göstererek bu kararı verdi. Çok açık ve net söylüyoruz. Sayın Demirtaş'ın duruşması Diyarbakır'da yapılacaktı. Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya alındı. Eğer bu ülke kendi başkentinde bir yargılamanın güvenliğini sağlayamıyorsa bu iflas değil de nedir? Bir ülke, bir hükümet duruşmayı gerçekleştirecek maliyetten kaçınıyorsa bütçe bu kadar mı boşalttı? Bu kadar mı boşalttınız bir şeyi? Eğer mesele yargılama gideri ise Demirtaş'a oy verenler bu yargılama giderlerini de üstlenirler. Bu aleni bir şekilde duruşmanın, yargılamanın aleniyi, açıklığı ilkesine aykırılıktır. Bu açık bir şekilde Demirtaş'ı yargılamaktan korkmaktır, mahkeme huzurunda konuşmasından korkmaktır. Değerli basın mensupları, İdris Baluken milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz, tutuklandığı günden bugüne değin, hakkında isnat edilen bütün suçlamalar çürütüldü. Avukatları elinde. Ancak gelin görün ki atmadığı tweetinden dolayı, paylaşmadığı bir tweetten dolayı, paylaşmadığı ispatlanan bir tweetten dolayı savcı esas hakkındaki mütalasında ceza istedi. Katılmadığı bir etkinlikten dolayı, ki etkinliğin yapıldığı gün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan İdris Baluken gitmediği, katılmadığı bir etkinlikten dolayı savcı hakkında mütalasında ceza istedi. Çok açık ve net, artık yargı HDP'nin tasfiyesinin aracı haline dönüştürülmüş durumda. Yargı
milletin iradesinin, hür iradesinin adeta yok edilmesi, tasfiye edilmesinin aracı haline dönüşmüş durumda. Bu minvalde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde üçüncü büyük siyasi partinin iradesi tasfiye edilmek isteniyor. Nasıl ki adlı yılın açılışında HDP törenlere gitmekten ve onu meşrulaştırmaktan ziyade adlı yılın açılışında Anayasa Mahkemesi önünde vicdan ve adalet nöbetini başlattı. 1 Ekim'de yasama döneminin başlangıcında HDP bu tiyatronun bir parçası olmayacaktır. HDP bütün grubuyla birlikte milletin iradesinin şu anda tutulmuş olduğu Edirne cezaevinin kapısında olacaktır. Çünkü şu anda parlamentoda irade dediğimiz milletin seçmiş olduğu vekiller Edirne cezaevinde, Kandıra cezaevinde, Silivri cezaevinde, Sincan cezaevinde. Bu itibarla da özü itibariyle bir kez daha parlamentoya yönelik 4 Kasım darbesine dikkat çekmek. Bu hukuksuzluğun, bu adaletsizliğin, üstünün örtülmesinin figüranı olmayacağımızı ortaya koymak adına törenlere katılmayacağız. 3 Ekim'den itibaren de bir kez daha milletin iradesinin, hür iradesinin tecellisi konusunda, olağanüstü hal rejiminin ortadan kaldırılması konusunda, kanun hükmünde kararnamelerin ortadan kaldırılması konusunda, hem bu ülke içerisinde hem de bütün Orta Doğu coğrafyasında barışın hakim olması konusundaki etkin mücadelemizi, çabamızı sürdürmeye de devam edeceğiz. Ehli basın mensupları neredeyse ilk günden bugüne değin, bütün Orta Doğu çapında büyük tartışmalara konu olan Güney Kürdistan'daki referandum çalışmaları, çabaları, bir dizi hukuksuz hükümet yönelimlerini de maalesef beraberinde getirdi. TürkSat, Rudaf TV, K24 ve VAR TV'nin yayınlarını düşürdü. Bir kez daha kınıyoruz, bir kez daha kabul edilemez buluyoruz. Bu ülkede onlarca televizyon kanalının ekranı kapatıldı. Bu ülkede onlarca basın yayın organı kapatıldı. Onlarca gazeteci şu anda cezaevinde. Hangi sorunu çözdü? Hangi sorunu çözdü de bu kararınız sorun çözsün? Güney Kürdistan'da gerçekleşen referandumun şeffaf ve katılımcı bir şekilde gerçekleşmiş olmasını ve resmi sonuçların halkın iradesinin tecellisi olarak gördüğümüzü ve selamladığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Zira yüksek bir katılım oranıyla referandum demokratik, şeffaf ve katılımcı bir ortam içerisinde gerçekleşmiş olması da hakikaten Orta Doğu'daki demokrasi kültürünün gelişimine, kökleşmesine ve kalıcılaşmasına da büyük bir ilham kaynağı aynı zamanda olmuştur. Bu aşamadan sonra, halkın iradesinin tecellisi aşamasından sonra olması gereken Güney Kürdistan bölge yönetimi ile Bağdat yönetimi arasında sorunların diyalog yoluyla çözümüne katkı sunmaktır. Ve herkesin açığa çıkmış olan bu iradeye saygı duymasını beklemektir. Bir diğer husus da bütün Orta Doğu devletlerinin şapkasını, başkentlerin şapkasını önüne koyup
bugüne kadarki bütün politikalarını, negatif bütün politikalarını gözden geçirmesini sağlamaktır. Değerli basın mensupları, bir kez daha açığa çıktı ki hem Tahran rejiminin hem Ankara AKP MHP koalisyonu ve hükümetinin çok açık ve net duruşu ve tavrı, özü itibariyle Kürt düşmanlığı duruşu, Kürt düşmanlığı tavrıdır. Kürt düşmanlığını hiç kimseye bugüne kadar kazandırmadığı gibi bugünden sonra da hiç kimseye kazandırmayacağı çok açık ve nettir. Bu itibarla da olması gereken berhemhal bu politikalardan dönmek, bu politikalardan vazgeçmektir. Orta Doğu coğrafyasında barışın, eşitliğin, özgürlüğün, istikrarın hakim olabilmesinin yegane koşullarından bir tanesi de çok açık ben de söylüyorum. Bütün bu düşmanlık politikasına karşı hangi eğilimde olursa olsun Kürt siyasetlerinin, Kürt halkının ittifakından geçmektedir. Artık Kürtler arası diyalog ve ittifak bu şer cephesine karşı ekmek ve su kadar elzem bir ihtiyaçtır. Ertelenemez bir ihtiyaçtır. Ve emin olun ki Kürtlerin ittifakı hiçbir halkın düşmanlığı değildir. Bilakis, bilakis Orta Doğu halklarının ırkçılık prangasında, düşmanlık prangasında kurtuluşunun da olmazsa olmazıdır. Değerli basın mensupları, her fırsatta ama her fırsatta kardeşlik hukukundan bahseden, her fırsatta Kürt kardeşlerim diyen AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ne oldu da bugün bir bütün olarak 40 milyonluk halkı düşman olarak görmekte, ilan edilmektedir. Bir de çıkmış referandumdan sonra oradaki Türkmenlerin hakkı ne olacak? Süryanilerin, Ezidilerin, Ermenilerin hakkı ne olacak diye soruyor. Orada yaşayan Türkmen kardeşlerimizin, Ermenilerin, Süryanilerin, Ezidilerin çok açık ve ne söylüyorum, hakları buradaki halkların haklarından çok daha iyi olacak. Çok daha iyi olacak. Eğer oradakilerin herhangi bir hakkına helal geldiğinde biz HDP onların haklarının savunucusu olacağız. Referandumda ortaya koymuş olduğu tavrın aynısını oradaki bütün halkların ve bütün inançların haklarını elde etmesi konusunda, haklarını kullanması konusunda da savunucusu olacağız. Değerli basın mensupları, küçümsemeyle, kibirle, tehditle, savaş tehdidiyle, aç bırakmak tehdidiyle hiçbir sorun çözülmedi ve bu minvalde bundan sonra da hiçbir sorun çözülmeyecek. İlk etapta yapılması gereken husus, atılması gereken adım, hükümetin ve ortaklarının bu dilinden vazgeçmesidir. Yangına odun taşımaktan, körüklemekten vazgeçmesidir. Ve şüphesiz ki red ve inkar politikasından vazgeçmektir. Ve şüphesiz ki son 3 yıldır bu coğrafyaya dayatılan şiddet politikasından vazgeçmektir. Ve şüphesiz ki Kürt düşmanlığı politikasından vazgeçmektir. Bu ülkeye sunulabilecek en büyük katkı, en büyük destek bu olacaktır. Irkçılıkla mücadele etmenin iki temel dinamiği vardır. Bunlardan bir tanesi demokrasi güçleridir. Türkiye demokrasi güçlerine bir kez daha çağrımızdır. Eğer bu ülkenin gerçek manada demokrasiye dönmesini istiyor isek, eğer gerçekten olağanüstü hal rejimine karşı isek, kanun hükmünde kararnamelere karşı isek, medyanın üzerinde baskı kurgulanmasına karşı isek, yapılması gereken ilk iş hükümetin ve ortağının Kürt düşmanlığı politikasına, savaş kışkırtığı politikasına karşı çıkmaktır. Bir diğer husus da tabanın sesidir. Tabanın sesidir, bizzatı sesidir. Ben bu vesileyle AKP'ye oy vermiş olan Kürt halkına, Kürtlere bir kez daha çağrıda bulunuyorum.
CHP'ye oy vermiş olan Kürtlere, Alevi kardeşlerime bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Tezkere demek savaş demektir. Halen bunlara oy vermek demek, halen bunlar içerisinde yer almak demek, bütün bu düşmanlık politikalarına aynı zamanda destek vermek demektir. Zaman zaman kulislerde duyuyoruz. Hükümetin son 3 yıllık politikasında AKP içerisindeki kimi Kürt kardeşlerimiz de karşı olduklarını ifade ediyorlar. Kulislerde fısıltıyla konuşmak artık çare değildir. Eğer oradaki politikayı, eğer oradaki ırkçılığı değiştiremiyorsanız artık oranın içerisinden çıkmanın vakti gelmiştir. Gereğini yapmanın vakti gelmiştir. Neredeyse bütün dili, AKP Genel Başkanı'nın bütün dili tehdit, ırkçılık ve şantaj diline dönmüş durumda. Ne diyor? Yiyecek bile bulamaz diyor. Ne demek yiyecek bile bulamazlar? Yani ambargoyla tehdit ediyor. Peki sen değil misin Myanmar'daki Arakan'daki ambargodan şikayetçi olan? Peki sen değil misin Gazze'deki ambargodan şikayetçi olan? Mesele Kürt olunca aç mı kalsın? Hani ümmeti savunuyordunuz? Kürtler hariç mi ümmet? Kürtler hariç ümmet. Bu mu sizin din anlayışınız? Bu mu sizin Müslümanlık anlayışınız? Sadece ve sadece kendinize Müslümansınız. Mevzu bahis Kürtler olunca Kürt anasını görmesin. Mesele Kürtler olunca Kürt özgürlüğü teneffüs etmesin anlayışı. Bir diğer husus da ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı enternasyonal bir haktır. Ben enternasyonalım diyen, emeğin hakkını savunuyorum diyen, sosyalistim diyen, bütün dinamikler, Kürtler hariç mi enternasyonalsınız? O halde bugün bu realite içerisinde neredeyse ırkçılıkta bir buluşma var. Kürt düşmanlığında bir buluşma var. AKP'ye oy vermiş bütün herkese çağrıda bulunuyor. Kürt düşmanlığı ve veya herhangi bir etnik kimlik düşmanlığı Allah'ın ayetine düşmanlıktır. Bu kadar açık ve net. Bu kadar açık ve net. Eğer buna bugün itiraz etmezseniz, yarınki itiraz çok geç kalmış bir itiraz olacaktır. Değerli kardeşlerim, referandumun meşruluğunu tartışma konusu yapanlar, öncelikle 16 Nisan referandumunun şaibelerine açıklık getirsinler. Eğer referandumun meşruluğuna hakikaten bir gölge düşürmek istiyor idiyseniz, hiç tehdide, şantaja gerek yoktu. Yapmanız gereken tek şey, buradaki Yüksek Seçim Kurulu'nu oraya göndermekti. O zaman hakikaten bütün dünyada meşruluk tartışmasının bir karşılığı, bir anlamı olmuş olacaktı. Değerli basın mensupları, bir kez daha Türkiye halklarına çağrımızdır. Eğer ki bir sistem, bir siyaset, bir siyasi anlayış miskali zerre kadar sizi düşünüyorsa çocuklarınızı ölüme göndermez. Savaş çığırkanlığı, tezkereler, Kürt düşmanlığında ittifak çocuklarımızı ölüme gönderme siyasetidir. Ben sorarım size, bugüne kadar tezkereye, parlamentoda tezkerelere elini kaldıran herhangi bir milletvekilini siz cephede gördünüz mü? Milletin vekili tezkereye evet diyor, bu milletin evlatlarını çatışmaya gönderiyor. Birileri bundan rant, birileri bundan kar kazanıyor. Savaş çığırtkanlığı, tezkere çığırtkanlığı
tehdit, şantaj, ambargo bir tek anlam ifade edebilir. Bir tek anlam. Bir tek kesim bundan kazanç çıkabilir. Savaş lobileri, silah tüccarları, silah şirketleri. Onlar kazanırlar. Onlar ötesinde hiç kimse kazanmadı, hiç kimse kazanmayacak. Peki kim kaybediyor? Kürt ve Türk anneleri kaybediyor. Evlatlarını kaybediyorlar. Peki kim kaybediyor? Fındık üreticisi kaybediyor. Bakın, vergiye, araç vergisine bakın. %40 arttı. %40. Artık insanlar mı araca binecek? Araçlar mı insana binecek? Bu ülkede birbirine karışmış durumda. Ben fındık üreticisi için, çiftçi için yürüyorum diyenler. İyi de kurban, fındık çiftçisi niye kazanmıyor? Kaynak savaşa gittiği için kazanmıyor. Bir yandan fındık işçisi için yürüyeceksiniz, öte yandan savaş tezkeresine destek vereceksiniz. Bu çelişkidir. Gıdır. Bu yanlışlıktır. Bakın 2013 yılında sadece ve sadece İçişleri Bakanlığı'nın bütçesine baktığımızda 25 milyar. Bakın 2017 yılında sadece ve sadece İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi 40 milyar. Bakın savaşın, güvenlik politikalarının toplumu nasıl yoksullaştırdığının bir başka verisi, bir başka göstergesidir bu. Herkes müsterih olsun, herkes emin olsun. Kürdün Türkiye, Kürdün Fars'a, Kürdün Arap'a karşı bir düşmanlığı yok. Olmadı, olmayacak. Kürt halkının statü talebi gerek Rojava'da, gerek Güney Kürdistan'da. Kürt halkının demokrasi talebi, adalet talebi, eşitlik talebi, özgürlük talebi hiç kimsenin aleyhine olan bir talep değildir. Tam tersine Orta Doğu coğrafyasını demokrasiye götürecek, onurlu bir barışa götürecek, refaha götürecek taleplerdir. Ve bu talepler karşılandığında, makul seviyelerde karşılandığında herkes kazanmış olacaktır. Kaybedeni olmayacaktır. Ekonomik ambargoların çifte kaybedeni olur. Savaşların da çifte kaybedeni olur. Gerilimlerin de çifte kaybedeni olur. Kaldı ki tarihimiz neredeyse bunun tarihidir. Bu itibarla da motorlu taşıt vergisinin %40'a çıkması bile başlı başına savaşın bu ülkeye, gerilimin bu ülkeye getirmiş olduğu maliyetin algılanması, idrak edilmesi açısından başlı başına yeterli bir sebeptir. Bir kez daha HDP olarak bu ülkenin bütün dinamiklerini, bu ülkenin geleceğine dair zerre kadar kaygısı olan bütün dinamikleri daha yüksek oranda savaş çığırtkanlığına karşı duyarlı olmaya ve savaşa birlikte hayır demeye davet ediyoruz. Muncarektin Bıkhiri Hoşi Sesleri Mesa Çaymere Hatın Ku irada gel derketiye holi bi pişkiriyek mezin emwi irade jidulucan silav dikin u haya naha çawa kumme pişkiriye hu davu irada gel jina şun vaji dileme bi irada gel vay her vaha ev encama ku derketi em hivi dikin kubu bingaha vekeviye bingaha aşatiye bingaha arami jinha şunva em hevi dikin o em peşniyar dikin ku da kubra müşkilat dinnabera hükümeta Herema Kurdistan o dinnabera hükümeta federal ya Bagdad'da bireyu danesendini bireyin müzakere betine çareser kırın o ev encama ku gel dayı nişandan ev encamji birezdari vere nırkandın o birezdari vere kabul kırın. Carek din derket meydanı ku aşkere bu ku de Bakure Kurdistan'da Hazar muhabun ku
AKP, o MHP bütün dati dijminantiye kurdadık. Ev keşeyi ki hayan ha, hatını avi astı danışandan ki ittifaka gelle kurd, çıl başur, çıl bakur, çıl rojnat, çıl rojava. İttifaka gelle kurd, fena avu onan peyvistiş bu gelle kurd, on nahit edilir. Carektin en bangahu ya xabata ittifaka gelle kurdu Kürdistan, xabata avakırına kongrene tevin, kün nehi teyit kirin, rojek beri rojeki ev xabata girsehi bibi, mezintir bibi, bilintir bibi, em bang dikim ku hemmu birader edime, xoyi divi irade der bikevin, xoyi divi pevistiye der bikevin. Her vaha, şu roja avuli hayana irho, em carda da bari dikim ku tü dijmunantiya gelle kurd, bu tü gellere kira nini, gelle kurd, destekhunin dostaniye, destekhunin vekheviye, direjin hemmu gelandıkın, le bi zıxt, bi zor, bi gefu khuarini, hayani naha, gelle kurd, şunva gav naha veti, boş naha şunva ji, bu khorfi, bu tırsi, ve gelle kurd, şunva gav naha veti. Uncarektin bkhiri paşi hatın, ses arasa çevre hatın, eğer bir sorunuz varsa, memnuniyetle almak isterim. Zor spas.